İyi akşamlar. Bir MST TV yayında yine birlikteyiz. Ama bu yayını çok özel yapıyoruz. Nedeni şu, maalesef yasaklar ve sansürler çoğalıyor. Ve bizim kullandığımız bütün mecralar ya mahkemelerin verdiği kararlarla ya da yeni getirilen yasaklarla kullanılmaz hale getirilmeye çalışılıyor. Biraz önce sosyal medyada şunu başlattık. Futbol bahane tagıyla bir hashtag çalışması başlattık. Buna bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımızın, medya özgürlüğünden yana olanların, ifade özgürlüğünden yana olanların destek vermesini bekliyoruz. Niye? Çünkü Perşembe günü saat 11.30'da İstanbul'da Fikri ve Sanayi Hakları Mahkemesi'nde Dijitürk'ün yayın haklarını alan Katar kökenli şirketin başvurusu üzerine verilen Periskop ve Skop yayınları üzerinden bir yayın yasağı var. Canlı maçlar yayınlandığı saatlerde işte yapılan bir yasak var ve o yasak nedeniyle herhangi bir yurttaşımızın Skop üzerinden, yani Periskop üzerinden bir yayın yapması mümkün değil. Bu yayın da sadece maç saatiyle sınırlı değil, öncesinden başlıyor. Sonrası 1-2 saate kadar da devam ediyor. Dolayısıyla hiç kimsenin kendisinin kendi mecrasına ifade etme hakkı bu şirketin başvurusu nedeniyle Türkiye'deki bir mahkemenin, yani Çağlayan'daki Fikri ve Sanayi Hakları Mahkemesi'nin bu şirketi koruyan bir karar nedeniyle yasaklanmış durumda. Ama bizlerin de ifade özgürlüğü engellenmiş durumda. Dolayısıyla yaptığımız başvuru nedeniyle Perşembe günü saat 11.30'da bir duruşma yapılacak. Eğer gerçekten ifade özgürlüğünden yana iseniz, medya özgürlüğünden yana iseniz ve yasaklara karşı iseniz bu hashtag'e destek verelim ve bu yasağın kaldırılması için çaba gösterelim. Niye diyeceksiniz? Çünkü mahkemelerin verdiği bu yasak kararı var ve önceki gün medyada çıkan bir haber var. O haber de şu, işte bu yayınlara getirilecek denetimin ve yasağın boyutlarını genişleten başka bir çalışmanın duyurusu yapıldı gazeteler üzerinden. O da ne? Yani işte herhangi bir yayın, işte bireysel yayın mı değil mi tartışılır. MİT kontrolünden geçecek, YouTube'den lisans alınacak, ondan sonra denetimi tamamen hükümetin ve işte otoritenin etkisi altında olacak ve sizlere ulaşmamız engellenecek. Eğer adım adım bunlara karşı çıkmazsak ve razı olursak bu yasaklar arkasından gelecek. Bu nedenle hem ayın 27'sinde Perşembe günü yapılacak duruşma bakımından hem de Skop yayınlarına getirilecek yeni yasaklar bakımından daha duyarlı bir ortam yaratmak açısından duyarlı olalım ve bu yasaya karşı danışma içerisinde olalım. Ben bu haftanın gündemine ilişkin görüşlerimi paylaşmadım, paylaşamıyorum. Zira yani gündemin bununla odaklanması bence çok daha doğru. Ama gündemi Perşembe gününden sonra bir daha sizle beraber değerlendireceğiz. Perşembe günü saat 11.30'da da duruşma var. Avukatlarımız ve arkadaşlarımız ve medya mensuplarını da oraya mutlaka orada olacaklar ve duruşmayı izleyecekler. Hepinize selam ve sevgiler. Ama bu hashtagimize desteğinizi aktif biçimde bekliyorum.